Merhaba ve Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte çerçevesiz ekranı ve açılabilen kamerasıyla dikkat çeken Oppo Find X'i inceliyoruz. Arkadaşlar, bu şekilde açılabilir kameraya sahip bir telefonu geçtiğimiz haftalarda incelemiştik. Vivo Nex, onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Neredeyse çerçevesiz bir ekran var diyebiliriz. Kameraları ne yapmışlar arkadaşlar? Telefonu kasasının içine gizlemişler. Kızaklı bir yapı var. Kamerayı açtığınız zaman bu kızak yukarıya doğru kayıyor. Hem ön hem arka kameraya buradan ulaşabiliyoruz. Tabii bu kızaklı yapıda bizlere %93.8 gibi iddialı bir ekran gövde oranı sunuyor. Çinli firmalar çentik olayını ortadan kaldırıyor. Bildiğiniz gibi çentik meselesi insanları ikiye bölüyordu. Böylece de Apple'a oradan bir selam çakmış oluyorlar. Bu bir gol mü değil mi, orası tartışılır tabi. Bu arada hoparlörde açılan kızak kısmında yer alıyor. Ancak kapattığın zaman ses kesilmiyor arkadaşlar. Çünkü ekranın hemen üstüne ufak delikler açmışlar. Oradan sesi duyabiliyoruz. Tabi her şey böyle güllük gülistanlık değil arkadaşlar. Toza ve suya dayanıklı değil bu kızaklı yapı sayesinde. Bu da durumu birazcık tehlikeli hale getiriyor. Aslında modüler telefonları hatırlatıyor arkadaşlar. İnovasyon böyle geliştikçe bazı şeylerden maalesef feragat etmek durumundayız şimdilik. Şimdi biraz da kameralardan bahsedelim. Arka tarafta çift kameramız yer alıyor. Bir tanesi 20, bir tanesi 16 megapiksel. İki kamera bokehli fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Yani arka planı bulanıklaştırıyor arkadaşlar. Bunun yanında 21 farklı senaryoyu bizlere algılıyor telefonumuz. Yani kamerada yapay zekayı artık görmeye alıştık. Kamera hakkında şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Beklediğimizden biraz daha kötü çıktı. Işığın çok fazla olduğu dik açıyla geldiği yerlerde fotoğraflarda biraz patlamaları fazlaca görebiliyoruz. Bunu eksihanesine yazabiliriz. Portrait modu konusunda da şunu söyleyelim. Arka planı güzel bulanıklaştırıyor. O konuda da beklediğimizden daha iyi çıktı. Yani nesne ile arka planı güzel bir şekilde ayırabiliyor. Ön kamerada işler bir tık değişiyor. Ön kamerayı 25 megapiksele çekmişler. F2.0 diyafram değerini burada görüyoruz arkadaşlar. Cilt tonları gerçeğe yakın. Bence bu önemli bir özellik. Çünkü cilt tonları bazen böyle fazla turuncu olduğu veya fazla mavi olduğu zaman sırıtıyor. Burada öyle bir sorun görmüyoruz. Ayrıca ön kamerada da bir sürü sensör var arkadaşlar. Bu sensörler sayesinde de derinlik efektini yine burada yakalayabiliyoruz. Video tarafına baktığımız zaman da 4K video çekebiliyor bu telefon arkadaşlar. Saniyede 30 kare olmak üzere ağır çekim videolar falan filan da çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda OIS desteği var, yani görüntüyü sabitleştiriyor. Ön kamerayla da 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba, şu anda sesimi Oppo Find X'ten duymaktasınız. Yani bu telefonu alır da video çekerseniz sesiniz aha da aynen böyle çıkıyor. Yine telefonlara genelde artık koyulmaya başlayan bu animoji, sticker vesaire muhabbetleri bu telefonda da var. Bir hayvanı buraya kendi suratınızmış gibi ekleyebiliyorsunuz ya da farklı şeyler var. Benim çok fazla kullandığım bir şey değil ama meraklısı için fena olmamış diyebilirim. Yetişti mi lan hızımı? He? Yetişebildiniz mi? Kameraya genel olarak bir özet yapacak olursak tabii ki de pahalı telefonlar içinde en iyisi değil arkadaşlar. Ancak gününüzü rahatlıkla kurtarabilir, bunu söyleyelim. Şimdi biraz da tasarımdan bahsedelim arkadaşlar. 6.42 inçlik gayet büyük diyebileceğiniz bir ekran var. Bu ekranında en boy oranı 19.5:9. Bu arada ekranımız OLED 2340x1080 gibi bir çözünürlüğü bizlere sunuyor. Çerçeve yok dedik arkadaşlar. Tabii ki de yok değil. Ufak çerçeveler var. Üst tarafta 1.91 mm. Yanlarda 1.65. Alt tarafta da en kalın çerçevemiz 3.4 mm olarak yer alıyor. Bunlar hakikaten çok düşük rakamlar. Telefonun üst kısmında videonun başında da söylediğim gibi hoparlör var. Ancak burayı sadece ayıza olarak kullanabiliyoruz. Hoparlörümüzün esası alt tarafta mono olarak yer alıyor. Kulaklık girişimiz yok telefonda arkadaşlar. Çift sim kart desteği bulunuyor. Aynı zamanda cam ve metal birleştirilmiş kavisli bir ekranla birlikte geliyor. Kırmızı ve buz mavisi olmak üzere, bordo kırmızısıydı yanlış hatırlamıyorsam, iki farklı renk seçeneği var. Şuna heveslenmeyin arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu gibi bir özellik yok. Güvenlik önlemlerini tamamen yüz tanımayla hallediyorsun. Yüz tanıma özelliği firmanın iddiasına göre parmak izi okuyucusundan 20 kat daha güvenliymiş arkadaşlar. İşte yüzümüzde 15 bin tane noktayı alıyormuş. Oradan bizim yüzümüzü tanıyıp açıyormuş falan filan. Bunları bir kenara koyalım. Keşke parmak izi okuyucusu da koysalarmış, çünkü yüz tanımayı kullanmak için o kameranın oradan çıkmasını beklemeniz lazım. Tamam, bu süre çok kısa, ancak birçok telefonda bu süre çok daha kısa arkadaşlar. Yani mesela iPhone 10'unuz vardır, ne bileyim Huawei bir telefonunuz vardır, çat diye şöyle çevirdiğiniz zaman telefon açılıyor. Bunu da şöyle basacaksınız, bir kere yukarıya kaydıracaksınız, o oradan çıkacak, sonra da yüzünüzü tanıyacak. Yani sanırım Vivo Nex'te söylediğimiz şey bunda da geçerli. İnovasyon güzel ancak biraz düşündürüyor. Ha tabii ki burada 0.5 saniye, 1 saniye gibi süreler var. Bu süreleri de beklemiyorsak acaba sorun bizde mi diye de düşünüyorum.
düşünüyoruz. Color OS 5.1 arayüzünü kullanıyor. Android 8.1 ile birlikte geliyor telefonumuz. Bu telefonun rakibi Vivo Nex arkadaşlar. Zaten sabahtan beri kızak muhabbetinden bahsediyoruz. Ancak bana kalırsa tasarım açısından da telefon açısından da Vivo Nex'ten birazcık daha iyi gibi duruyor. Donanıma gelecek olursak işlemci tarafında Snapdragon 845, grafik işlemi birimi tarafında da Adreno 630 kullanılıyor. 8 GB'lık birimimiz var. 256 GB'lık da bir depolamamız var arkadaşlar. Aynı zamanda 128 GB'lık depolama olan bir modeli de var. Teknik özellik tablosuna baktığımız zaman sizi oyunlarda, sosyal medya ağlarında falan filan uzun vadede üzmeyecek bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelin bir 10 dakika boyunca oyun oynayalım arkadaşlar. Hem pilden bahsedeyim ben sizlere, hem de batarya ne kadar gitti, ne kadar ısındı telefonumuz, ona bakalım. 3730 mAh'lik bir batarya barındırıyor Find X. USB-C üzerinden Oppo'nun VOOC hızlı şarj standartını kullanan telefon bir günlük standart kullanımı rahatlıkla çıkartabiliyor. Hızlı şarj ile yarım saatte %50, 1 saatte de yaklaşık %85 seviyelerine kadar geldi şarjımız. Kablosuz şarj desteği bulunmayan telefonumuzda oyun test sonuçlarımıza da bakarsak %73 ile başlamıştık testimize. Testin sonunda %3 düştü. Sıcaklığımız da 30.6 dereceden 35 derece seviyelerine yükseldi. Bu rakamlar için gayet iyi diyebiliriz. Oyun testimize de baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Öncelikle telefonu bizlere ulaştıran Jetport'a teşekkürlerimizi iletelim. Şu an telefon ülkemizde yaklaşık 5000 TL civarında satılıyor. Ya tabii satılıyor dedim ama öyle gidip hani herhangi bir teknoloji marketten falan alma şansınız yok. İnternette ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz ama yaklaşık fiyat 5000 TL. Artı yanlarını söyleyelim arkadaşlar. Güzel, ilginç, bence iyi bir tasarım var telefonun. Bunun yanında çılgın bir ekran gövde oranımız var çünkü çentik yok telefonda. Bir de telefonun donanımı oldukça güçlü. Eksi yanlarının bir numarası, bu sizin için bir eksi yansa tabii ki de ithalatçı garantisi var telefonda. Ayrıca telefon suya ve toza karşı bir dayanıklılık gösteremiyor. Bunun yanında parmak izi okuyucumuz yok. Benim için eksi, sizin için olmayabilir. Orası da tartışılır tabii. Ha bir de bence son eksi yanı, fiyatı gerçekten pahalı arkadaşlar. 5000 TL şu an ülkemiz şartlarında ciddi bir para. Bir telefon ihtiyacınız varsa bu artıları, eksileri değerlendirip siz de Oppo Find X'e bakabilirsiniz. Vivo Nex için söylediğimiz şeyler aslında burada da geçerli. Herkeste olmayan bir telefon olsun benim elimde. Farklı inovasyon yapılmış olsun. İşte kamerası böyle kayarak çıksın falan filan gibi bir düşünceniz varsa telefona bakabilirsiniz tabii ki de. Ama onun dışında önünüzde birçok daha seçenek var fiyat bu kadar yükselince. O zaman videomuzu artık kapatabiliriz arkadaşlar. Şuradaki ankete sizleri bekliyoruz. Cebinizde 5000 TL gibi bir para olsaydı böyle bir telefonu alır mıydınız, yoksa sıradan her yerde bulabileceğiniz telefonlara mı yönlenirdiniz? Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo Find X'i inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıdan bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.